Herkese merhaba. Gazete Pencere, Pencere'nin pazar ekine röportajlar yapmaya devam ediyorum. Ben Mutlu Hesapçı. Sayfamın adı Mutlu Hayat Perdesi. Ama bir taraftan da böyle televizyoncu kimliğim olduğu için bazı röportajları görüntülü gerçekleştirmeyi tercih ediyorum. Önce Pencere Pazar'da röportajını okuyorsunuz. Ardından da bir de Bunu izle YouTube kanalımızda da röportajın görüntülü program halini izliyorsunuz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Meslek hayatımda İstanbul'a geldiğimden beri kişisel yolculuğunu takip ettiğim, tanıklık ettiğim benim için çok değerli bir isim. Bir de beni hayal kırıklığına uğratmayan sanatçılardan biri diyeyim yani. O yüzden çok özel bir isim. Ressam kimliğinle dair konuşacağız. Güven Kıraç'la birlikteyiz. Sanatçı Güven Kıraç bizimle birlikte. Merhaba Güven Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim sevgili Mutlu. Sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Öncelikle herhalde sağlıklıyız deyip iyi olmak bu dönem için en temel durum haline dönüştü değil mi? Evet evet, ben o cümleyle cebimde dolaşıyorum. Yani nasılsınız sorusuna sağlığım yerinde gerisi hallolur diyorum. Yani o günlerdeyiz artık. Şimdi ressam kimliğinizle karşımızdasınız. Ben sizi takip ettim ve yani resimleriniz çok güzel. Emeğinize, yüreğinize, kaleminize, çiziminize sağlık diyeyim. Bu yani ressam kimliği nasıl oluştu Güven Bey? Yani üçüncü serginiz oldu. Çok da yani distopya üzerine saatlerce konuşulabilir ama öncelikle bir ressam kimliğiniz, evet ben artık resimlerimle de üretimde bulunmak istiyorum, sergilerim olsun durumu, o çizme işi nasıl başladı? Yani resime olan merakım 10 yıllık bir merak, yani çizmeye olan merakım. Onun öncesinde bir koleksiyonerlik durumum var ve hali hazırda devam eden resim sanatına, plastik sanatlara çok büyük bir ilgim var öteden beri. Kendi çapımda, bütçem el verdiği ölçüde, bazen el vermediği ölçüde borçlanarak falan filan resim alıyorum, resim topluyorum. Duvarımızda resim alınmamaktan hoşlanan bir aileyiz. Resim seviyoruz, heykel seviyoruz. Dolayısıyla ikiye ayırarak cevap veriyorum. Resime olan ilgim çok eski, resim yapmaya olan ilgim ve realize etmem de 10 yıllık bir süreç, 9 yıllık bir süreç zaman zarfını kapsıyor. 9 yıldır ben hiç aralıksız resim yapıyorum ve rehabilite oluyorum resimle, böyle tarif ediyorum. Zamanın dışına çıkıyorum. Zaman mefhumunun dışına çıkmayı çok önemsiyorum. Çünkü özellikle de şu anda zamanın ruhu bizi daraltıyor. İçinde bulunduğumuz psikoloji bütün dünyanın üzerine sanki adeta bir kafes inmiş gibi. Hepimiz parmaklıkları tutunup birbirimize uzaktan bakıyoruz. Belki de bu şu andaki bu yaptığımızı daha önce olsa daha yüz yüze karşı karşıya yapabilecekken artık bunları daha sık bu şekilde yapar, böyle tercih eder hale geldik. Bütün bunların insan üzerinde yarattığı şeylerin resmini yapmak, bütün bunların yaşattığı şeyi adını distopya olarak koymak la başladı. O distopyanın da sergisini yapmak icap etti. Ekspoze olmak, yani bir şeyi göstermek zaten temelinde benim sanatçı olarak yatan dürtü. Oyuncu olarak da hep sahneye çıkmak, oynamak, oyununu göstermek. Bu da bunun farklı bir versiyonu. Bu da çok iyi gelen bir şey bana. Öbürü çünkü kolektif bir sanat. Senden başka bir sürü insana bağımlısın ve bağlısın. Burada tek başınasın. Sonucu da günahı, sevabı, vebali boynuna oluyor. Tek başına olduğun için hem zevkli, hem büyük bir özgürlük ama hem de bir o kadar tehlikeli. Şimdi burada şeyde yazan yani çok güzel manifestoda yazdığınız dizeleri okumak istiyorum. Çünkü çok anlamlı ve güzel. Binanın insanı yuttuğu bir dünyada, adı kış ya da yaz olmayan bir iklimde, umudunuz ve mutluluğunuz çocuklukta kalan bir anıya dönüşmüşse, gördüğünüz ama uzanamadığınız çarelere baka kalmış olsanız ne yapardınız? Yoksa şimdi öylece baka kaldık mı? Yani baka kalmış olsaydınız ne yapardınız diyorum. Siz resim yapıyorsunuz ve çocukluğa öyle gidiyoruz. Biraz bunu açın istiyorum. İşte bazı herkesin kendine göre bir çıkış rampaları bulması gerekiyor gibi geliyor bana hayatta. Yani o çıkış rampası benim için de resim. Onun üzerine, o rampanın üzerine basıp
başka nefes alacağım bir yere ulaşıyorum. Dolayısıyla ben kendi açımdan bunu böyle rasyonalize ettim ve buldum. Herkesin bir yol bulmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç insanın psikolojik olarak çok çok büyük bir yorgunlukla ilerlediği bir süreç. Fiziksel olanı geçtim. Yani bizatihi koronavirüsün insan vücudunda yaptığı tahribatlar, ölüme kadar götüren o skalada insanın fiziken yorulmasının dışında bir de fiziken olmasının dışında bir de psikolojik bir yorgunluk var. Yani buraları da tadil etmek gerekiyor. Hani orada hasta olduğunuzda bir takım ilaçlar falan veriliyor, ediliyor ama ruha ne yapacağız? Ruhun hastalığına ne yapacağız? Ruhun yorgunluğuna ne yapacağız? İşte o yüzden de ben ruhun yorgunluğunu gidermek için, bu sıkışıklıktan çıkmak için uzun süredir resimle ilgileniyorum. Bu özellikle pandemide, büyük kapanmada hiç durmadan hemen her gün resim yaptım. Peki bu distopya ismini verme nedenini sorayım. Çünkü o dönemde de hepimiz çok uzun süredir bu kelime hayatımıza girdi. Hani bilenlerimiz o dönem hani ilk filmler ve okuduğumuz edebi kitaplardan yola çıkarak aslında böyle bir dünyaya doğru yaklaşıyoruz demiştik ama pandemiyle birlikte daha çok herkesin kullandığı bir kelime haline de dönüştü. Neden serginin ismi distopya diyeyim ve buradaki işte üretimleriniz pandemi dönemini mi kapsıyor, nasıl bir ruhsal yolculuk? Tamamen pandemi döneminin biraz ruh halinde yaptığım işler. Oradaki duygu karşılığını resmetmeye çalıştım. Hatta zaman zaman fable tekniğine başvurdum. Yani La Fontaine'in hayvanlarla anlattığı fable tekniğini resimde nasıl olur diye denedim. O yüzden bir aslan çizdim, arkasına bir fabrika çizdim. Ne işçiler hala fabrikalara mı gidiyor diye bir soru açtım. Dolayısıyla resimde içinden geçtiğimiz dönemin ruh halinin bir iz düşümünü nasıl yakalarım peşine düştüm ve bu distopik serginin adı altında, Şemsiyesi'nin adı altında toplanan bütün işlerde bu pandemi sürecinde kapalıyken o duyguyla yapılmış, o duyguyla çıkmış işler. Peki sanat, yani öncelikle bütün işte resimlerinizin bir alt metinleri de var, şeye de geleceğim, yani aslında biraz içinde şiirsel bir anlatım var. Bazılarını siz ifade ediyorsunuz. Biz sanatseverler olarak o işte yaptığınız çalışmayı gördüğünde ben üzerine saatlerce konuşabilirim ya da hakikaten şiir de yazabilirim. Böyle bir ruhsal bir yolculuğa çıkarıyor. Bu anlamda hani biraz önce örnek verdiniz ama genel olarak birazcık açar mısınız? Şimdi resimleri gösteremediğimiz için hani ziyaret etsinler. Şimdi Bodrum'da sergi devam ediyor değil mi? Evet, evet. Bu anlamda biraz daha açabilir miyiz yaptığınız çalışmaları, verdiğiniz isimleri ya da size kattığı yolculuktaki duyguyu? Yani isimler konusu benim için her zaman çok önemli ve hassas bir konu oldu, resimleri isimlendirme meselesi. Orada da olabildiğince ismi okuduğunda izleyici, sonra resme baktığında o ismin resmi ve benim anlatmak istediğim, tarif etmek istediğim duyguyu karşılayıp karşılamadığı meselesiyle çok zaman kaybettim ben hep. Yani ona zaman harcadım. Oraları benim için çok şeydi, kıymetliydi. Benim resimlerimin isimlerine de baktığınızda orada da hakikaten hepsinin çok hemen hemen uzun uzun olduğunu ve onları okuduğunuzda ve resme baktığınızda o ismin, o uzunluktaki bir ismin, neredeyse şiirsel olan o uzunluğun resimde de aslında tamamlayıcı bir öge haline geldiğini ve birlikte bir bütünleşme gerçekleştirdiklerini görüyorsunuz. Ben mesela yıllar önce bir Miro sergisine gitmiştim. Miro'nun da şaşırarak öğrendiğim bir şey, resimlerine uzun uzun isimler taktığını görmek oldu benim açımdan. Yani böyle bir şey demek ki kozmik bir şey oluyor belki de hayatta. Sanatçılar çeşitli ayrı ayrı zamanlarda ortak şeyler, yönelimlerde bulunabiliyorlar. Birbirlerinden habersiz. Yani ben Miro'nun bu kadar uzun isimler taktığını bilmiyordum mesela resimlerine. Bu eğilimde, bu yönelimde bulunurken. Bu da beni mesela çok mutlu etti. Çok hoşuma gitti. Demek ki yani demin böyle bir ortak kozmik bir şey oluyor sanatçılar arasında. Bu bazen olan bir şeydir bu. Aynı fikri çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde yazmış yazarlar da vardır mesela. Yani aynı fikri bulmuş içinde. Bu çok olası bir şey elbette yani. Benim için de böyle yani bu yolculuk. Ya tabii resimlerin bendeki karşılığı her biri
Benim içimdeki sıkışıklığı, yaşadığım kaosu, kaygıyı, endişeyi içimden atmak ve birileriyle paylaşmak, birilerine aktarmak için bir yol, bir vesile oldular. Bu benim için çok değerli. Çünkü içimizde bir sürü şey birikiyor. Ve Latince sevdiğim çok güzel bir söz vardır. Dixi et animam levavi diye. Bu da konuştum ve yükümü boşalttım demek. Ben aslında burada herkesle konuşuyorum. Yükümü boşaltıyorum. Ama ben bunu yalnız başıma bir atölyede yapıyorum, atölyemde. Ama orada herkesle konuşuyorum aslında. Bunlar görücüye çıktığında gerçekten bir muhabbete dönüşüyor. Hem öyle hem de insanları böyle hem yüzleştiren hem iyileştiren hem de tabii aydınlatan, sanat iyileştiricidir. Öyle de bir yanı var. Yani tam da bu Evet. dönemde siz o resmin işte uzun ya da şiirsel hikayenin ismini veriyorsunuz. O hikayenin ismini okuyup biz resme baktığımız zaman da kendimizle bir yüzleşme, hayatla bir yüzleşme, bir dakika bir dert var aslında hayatta deme durumunu yaşatıyorsunuz. Bu da birazcık zihnimizi açıp belki yani distopik bir hissiyattayken belki ütopik bir dünyaya doğru tekrar dönüşür müyüz hikayesi midir acaba? Onu da tartışmaya açıyoruz. Zaten hep resimlere baktığınızda da aslında konusu ve ismi distopya olmasına rağmen ortak kanı şu olarak bana hep geri bildirimlerde bulunuldu resimini izleyenlerden. Aslında içinde çok renkli, umutlu bir dünya da var. Karuseller çizdim. Lunaparklar çizdim. Evet, içinde çocuk yok. Evet, içinde sadece siyah bir karga duruyor. Etrafında siyah siyah böyle sanki üstüne devrilirmiş gibi Lunapark'ın binalar sarmış. Ama orada rengarenk bir Lunapark var. Ya o belki çocukluğumuza dönmek, belki çocukluğumuzu anımsatmak, o rengi anımsatmak, bütün bunlara karşılık ve denk geliyor olabilir. Ve bütün bunları içinde barındırmasını da son derece önemli bularak bunun içine koydum. Resimlerimde aslında büyük bir renk var. Kırmızılar, turuncular, sarılar, yeşiller, maviler, saks maviler, çok neon renkler kullandım. Rengarenk gökkuşağı gibi hakikaten. Evet, serginin ismi ama distopya. Yani ben içinde hep bir umut olsun isterim her zaman. Umutsuz zaten yaşamak mümkün değil. Enseyi hiçbir zaman karartmamak gerekir diye düşünürüm. Ama bu böyle bir ucuz bir polyanlacılık değil. Gene ayakları yere basan sadece farkındalığı arttıralım isterim. Buraları çok önemsiyorum. Bir şeyi tartışmaya açmayı, bir şeyi konuşulsun demeyi. Yani mesela bu sergiye çok yakın bir zamanda Manavgat'ta ve daha sonra bir süre yere sıçramış olan ağır yangınlarla uğraştı ülkemiz. Bütün dünya gibi. Sergiyi erteleyeyim mi diye düşündüm aslında. Şu zamanda sergiye gidilir mi, gidilmez mi? Yani çünkü bazen de bir de büyük bir tepki de çekiyorsunuz. Yani sanki, ama dedim ki bu bir eğlence değil. Değil, evet. Bir eğlenmiyoruz. Hani biz böyle hani orada yanıyor da biz bir eğleniyor değiliz yani. Bir de adı distopya olduğu için tam da şu gün, şu zamanda bu resimlere bakıp içinden geçtiğimiz süreci analiz etmemize yardımcı olur mu diye bu resimlere bakmamız lazım. O yüzden bunu ertelememem lazım dedim kendime ve sergiyi açtım. Bence de iyi yapmışsınız. Bir de içinde yaşadığımız dünyaya da bir ayna tutuyorsunuz ama bir taraftan da umudu da kaybetmeyin de diyorsunuz. Tabii. Peki bir resimlerinizi çizerken yani nasıl bir şeydir? Yani böyle çok üzülerek yani mutlu o kadar üzülerek yaptığım tablo buydu. Yani çok acı çektim. Yani çünkü hepimiz şimdi şöyle bir güzellik var sizde. Ben de benzer acıları çektik. Çünkü dünya artık hani böyle bir virüsün içinde olduğu için ben kendimce sorguladım diyeyim. Ama hani siz resmettiğiniz için çok çok üzülerek yaptım dediğiniz tabloyu onun ardından duygunuzun değişimiyle birlikte bir içime umut doğdu da daha umutlu ve daha gülen suratla yaptığım tablo buydu gibi bir hikaye var mı içinde? Yani aslında böyle çok değişen bir şey yok ama yani duygudan duyguya bir transformasyon çok olamadı. Henüz hala devam ediyor çünkü pandemi süreci. Yani buradan tamamen kurtulmuş, buradan sıyrılmış, şimdi buradan geriye bakıyor o günlere durumunda değiliz. Hala içinden geçiyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla yani öyle bir ferahlama ve rahatlama kısmi olarak varmış gibi görünse de tam manasıyla içimizde daha henüz o yok. Bir de hayat başka bir yere evrildi. İşte yeni normal diye tarif ettiğimiz bir şeyi yaşıyoruz bu arada. Yani aslında
bu geçiş süreci her zaman sıkıntılı olur. Bizim için de o sıkıntı, o geçiş süreci devam ediyor. Resimlerimde de yani orada öyle bir rahatlama yok. Yani o resmi daha önce yaparken yaptığım işlerde çok kesif bir mutsuzluk hali vardı ama artık o şuraya evrildi diyemiyorum o yüzden. Çünkü evrildiği rahatlık yok henüz yani. Resimlerin tamamında zaten o şey ruh hali, sıkışıklık ruh hali var ama ben onlara çok düşünsel olarak zaman harcıyorum. Duygusal olarak değil. Daha orada aklımı devreye sokarak, daha akılcı davranma gayretiyle düşünsel ön hazırlığını çok tutup yapmak istediğime karar verdikten sonra ona yöneliyorum. Bu kimi zaman bir lekeyle ilerliyor, daha soyut oluyor. Kimi zaman da daha figüratif oluyor. Yani bir aslan çizmeye yönelmek oluyor mesela birebir falan. Bunlar çok değişiyor, o aldığım kararlara göre değişen şeyler oluyor o yolculuk. O dünyayı nasıl oluşturuyorsunuz peki Güven Bey? Yani ya çok klasik bir soru olabilir ama resim sanatı birazcık böyle hani çok kişisel bir şey ve hani herkesin farklı algıladığı, hatta anlayamadığı bir durumdur ya ülkemizde. Hani yeterince ilgi de yoktur ama hani sizler sayesinde biraz daha ilgi başladı. Bu anlamda da bulundu. Yani hani oyuncu Güven Kıraç olarak ressam kimliğinizin de olması hani insanların en azından resme ilgisini biraz daha çoğaltacağı için kendi adıma ben mutluyum. Ama bu dünyayı nasıl kuruyorsunuz? Sizi neler besliyor? O nasıl çıkıyor o çizgiler, işte o şekiller, o renkler? Bir kere çok resim seyrediyorum. Çok resime bakıyorum. Yani oyuncu olmaya karar verdiğimde de çok oyuna gitmiştim. Çok oyun seyretmiştim, çok tiyatro seyretmiştim. Çünkü içimde büyük bir oyuncu olma ateşi yanıyordu. Oyuncu olma arzusu yanıyordu, isteği yanıyordu. Alev alev. O yüzden de çok oyuna gittim, çok oyun okudum. Şimdi resime de zaten uzun süredir çok bakıyorum, çok müze geziyorum, çok ressam atölyelerinden çıkmıyorum. Birçoğuna özel dostluğum, arkadaşlığım var. Onların atölyelerindeki sohbetlere bayılıyorum. Beni bıraksanız her boş vaktimde ben bir resim atölyesinde beni sohbet ederken bir ressam arkadaşımla bulabilirsiniz. Şimdi orada gözle biraz terbiye oluyor. Orada bir de tabii o algıdan bakıyorum dünyaya da. Artık o görsel algı benim şeyim oldu. Benim gölgem oldu. Ya yani onunla yürüyorum her yere. Her yerde ona dikkat ediyorum. Ne çizilmiş, nasıl çizilmiş, ne yapılmış. Ya bütün bunlar benim artık şeyim, olmazsa olmazım ve istemeden yaptığım eylemler halinde seyrediyor benimle birlikte. Dolayısıyla o tabii bu kadar ilgili olunca, bu kadar meraklı olunca, bu kadar resme bakınca ufak ufak sizin çizginizde, boya sürüşünüzde, kompozisyonunuzda, figürinizde, lekenizde yol kat ediyor. Ben de ilk başladığım günlerden bugüne baktığımda benim de kendi içimde bir yol kat ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bununla ilgili ressam arkadaşlarımdan geri bildirim de alıyorum. Bu arada ressamlık mevzusuna, o titre gelince, o title'a gelince ben böyle olmasını pek tercih etmiyorum. Yani ressam kimliği title'ını çok kabul etmiyorum. Ben şu anda ressamcılık oynuyorum diyorum kendime. Biraz buralardan tarif etmek beni daha rahatlatıyor. Ya biraz hadde bulmuyorum. Çünkü şiir yazımda da şair denmesini istememiştim. Şimdi de ressam denmesiyle ilgili çok şeyim yok. Olurum yok yani. Ama resimle ilgiliyim. Resim yapıyorum. Resmi de ilgilenenlere evet bir para karşılığında satıyorum. Ama yani ne bileyim ressamlık bir meslekse ki bana göre bir meslek değil aslında. Bence bir yaşam biçimi bu. Ben bunu bir yaşam biçimi gibi yaşamaya gayret ediyorum. Nasıl bir yaşam biçimi peki? Biraz anlattığınız zaman yani görsün. Resim düşünmek, resimle bakmak, dünyaya resimle bakmak, dünyadaki olup biteni resimle tarif etmeye çalışmak, o yönelimde olmak. Bütün bunlar sizin için resmin bir yaşam biçimini olmasına konumluyor. Bir meslekten ziyade. Ya peki o dönem yani çocukluğunuza döndüğünüz zaman hani bir profesyonel, tamam siz hani kabul etmeseniz bile yani profesyonel anlamda işte sergiler açıp evet ben resim yapacağım gibi bir şey var mıydı? Yoktu, hayır asla yoktu öyle bir şey. Yani bu gerçekten hayatıma 9 yıl önce girdi. 2012-13 falan civarıydı.
bir resim atölyesinde arkadaşımın otururken, ya onun yönlendirmesiyle, bak bu kadar resim seviyorsun, resim alıyorsun, paranı resme yatırıyorsun, bak işte burası atölyedeyiz, tuvaller, boyalar, fırçalar falan, gel şurada bir resim yap Güvencim falan, ben yok yaparsın yapamazsın, ben cineli çizemem falan da, bir resim muhabbeti koyulaştıkça hadi bir deneyeyim falan olup o akşam ilk defa bir resim yapıp sonra o resimde aa ne kadar güzel oldu ya fena olmadı diye bir geri bildirim alıp ressam arkadaşımdan. Orada bir omurganın dikleşmesi, o günden bugüne kestik hiç bırakmamam ve istikrarla sürekli resim yapmam. Bu bir süreç bu. Yani size çok iyi gelen bir şey olmuş olmalı ki yani üçüncü serginizi açtınız. Ne hissettiniz peki üçüncü sergiyle? Hani ilk sergide heyecan vardır da artık hani üçüncü sergide ve neticede hani ben de herkes gibi çok isterim. Yani Güven Kıraş tablosunda herkes evinde olmasını ister diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Valla garip bir duygu tabii. Yani şimdi bu tiyatrodan falan alışık olmadığımız bir şey. Yani tiyatroyla bambaşka bir şey var, karşılığı var. Yani sergide orada öyle hani sünnet sahibi gibi duruyorsunuz işte kapıda. Hani insanları karşılıyorsunuz böyle. Hani çocuk içeride yatakta sünnet yapıyor da siz de anne babalar kapıda karşılar ya böyle. Hoş geldiniz, hoş gittiniz. Öyle bir duyguya kapıldım yer yer yani. Garip geldi. Onların arasında dolaşmak, onların resme bakarken ne hissettiklerini, duygulanımlarını, yüz ifadelerine şahit olmak falan çok ilginç bir tecrübeydi yani. İlkinde bu kadar olmamıştı ama bunda bayağı da bir zaman da girdi araya. Bunda biraz daha resmim de daha ilerledi. Bunda daha değişik bir duygulanım ve hissiyat içine girdim. Garipsedim diyebilirim yani. Garip geldi bana. Sen yabancılaştım yani. Yabancılaştım. Ha, yabancılaştınız. Sanki başkasının resimlerine hep beraber bakıyormuşuz gibi oldum. henüz alışamadım diyorsunuz. Alışamadım diyeyim. Evet yani. Peki yani gelen yorumları söylediniz ama mesela çok ilginç buldum Mutlu. Hani işte ressam kimliğiniz üzerine ya da yaptığınız bir tablo üzerine gelen yorumlarda hem zihnimi açtı ya da çok ilginç buldum dediğiniz bir iki, yani sanat çevresi de olabilir, normal sıradan bir insan hani gelip serginizi gezdikten sonraki duygusu da olabilir, onu da merak ediyorum. Ya şimdi sen ressam insanların, yani ressam olan profesyonel olarak ressamlık mesleği icra eden önemli ressamlardan aldığım feedbacklerde bir tanesi mesela çok teşekkür ettim hatta. Dedi ki çok cesur buldum boya sürüşünü. Ben de dedim ki cehalet. Cehaletten kaynaklanıyor. Çünkü bilgi tutan bir şeydir insanı. Bilgi korkak yapar. Bilinç korkak yapar. Bildikçe daha şey olursunuz, içinize kaçarsınız. Onun için cehalet diye tarif ediyorum. Sırtımı tutan şey bu aslında. Bilmeyince, yani o bilgi şeyinden eksik olunca, akademik bilgi meselesinden. Ama bu arada şeyi övüyor değilim, yanlış anlaşılmasın. Bilgi çok değerli bir şey. Ha, yok yok, tabii tabii. Okumak lazım. Mutlaka bir şeyi yapacakken okumak lazım. Çok önemli. Ben o taraflarımı ressam atölyelerinde sohbetlerle, kendim kişisel olarak okuyarak ve çok müze gezerek, çok resim bakarak tamamlamaya çalışıyorum. Ama pratikte bir eğitimim yok, resim eğitimim. İşte oradaki bazı resim akademik eğitiminin eksikliğindeki cehalet diye tarif ettiğim şey benim sırtımı tutuyor. O zaman işte o kadar fütursuzca o renkle o rengi yan yana sürer miyim, sürmez miyim tartışmasına girmeksizin o rengi oraya sürüyorum. Ve o şekilde sürüyorum. Dolayısıyla ben böyle bir geri dönüş aldığımda bu benim için kıymetli ve özel bir geri dönüş oluyor. Bir ressam hanımefendi de yazılara takıldı mesela. Yazılar var bazı işlerimin üzerinde. O yazıları görmek istemezdim dedi. Yazıları resme yakıştırmıyorum dedi. Ben dedim ki Art Brut diye bir akım var. Bunu da işte en önemli temsilcilerinden Jean-Michel Basquiat. Basquiat'in işlerinde mesela çok yazı vardır. Evet ama belki de başka türlü mü yazmalısın Güvencim dedi. Acaba yazının fontunu mu değiştirmelisin? Mesela böyle çok zihin açıcı, çok pozitif bir yerden geri dönüşler alıyorum. Hepsi benim için çok değerli. Resimlerin beş para etmez denmesi de çok önemli. Bunları hiç beğenmedim denmesi de çok önemli. Çünkü ben öğreniyorum. Çünkü ben yapmaya gayret ediyorum. Bunları rehabilite oluyorum. Yani ben bunları ortaya çıkartıyorum. Birisi gelir, ya bunlar ne biçim şeyler, hiç beğenmedim der, çeker gider. O da başımın üstünde. Buralara kendimi çok ipoteklemiyorum. İlla beğeni alacağım falan diye bir şey yok. Bir şey yapıyorum, bunu da paylaşıyorum. Şey de çok güzel değil mi? Yani bir yaptığınız bir sanat eserinin, bu çok kişisel bir şey ya, çok da güzel bir duygu, satın alınıp
O kişinin evinde işte nerede yani o sizin tablonuzun orada duvarda yaşayacak. Asılı olması ve yaşayacak olması. Bu anlamda hissinizde mesela ilk tablonuz satıldığındaki duygu ya da bu ne? Bu çok güzel bir şey çünkü. Çok güzel bir şey. Burası çok özel bir şey. Burası satmayla ilgili de bir yer değil üstelik. Yani rakamın 3 lira 5 lira olmasıyla da ilgili bir yer değil. Tam da söylediğin gibi sevgili Mutlu. Birinin hayatının içine girmesi, senin atölyende öyle duruyorken bir köşede artık bundan böyle birinin salonunu ya da nereye koyduysa orayı süsleyecek kendince ve orada hep olabildiğince ne kadar uzun yaşayabilecekse orada ömrüne devam edecek. Duygusu çok güzel bir duygu. Bu duygu insanı çok motive eden bir şey. Ve çok kalıcı bir şey. O çok kalıcı bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şimdi filmlerinizi dönüp dönüp izliyoruz ama sizin tablonuz yani hani başka bir kalıcılık diyelim aslında. Evet yani film gibi daha özel bir yerde kalıyor. Ya şimdi public bir şey daha halka kalıyor film. Büyük bir topluluğa kalıyor. Orada daha biricik bir yerde duruyorsunuz. Ya bir de filmde şöyle sizin karakteriniz kalıyor hafızada ama resimde o Güven Kıraç imzası var. Bir de öyle bir güzelliği var işin. Tabi filmlerde şimdi biz bir de başkalarının sözlerini söylüyoruz. Tabi. Evet o karakteri seviyorlar aslında tabi yani. Yani aslında öyle tabi o sözleri ben yazmadım. Hı-hı. Bunları ben konuşuyorum. Hı-hı. Ya içinden sanat geçen her şeyin farklı disiplinlerin içinde varsınız aslında. Bu neden kaynaklı? Yani ben şey diyorum yani işte şiir yazıyorsunuz yani siz yani şairim demeseniz de tırnak içinde ya üretimdesiniz yani dizide, sinemada, evet. Tiyatroda, resimde, şiirde, yazıda bu nedir her alanda? Bence çok güzel bir şey yani meraktan mı yetenekli olduğunuzu mu keşfediyorsunuz? Bu çok güzel bir yolculuk. Yani tek tip de kalabilirdiniz Güven Bey. Yani o kısmı sorgulamayıp ya ben zaten oyuncuyum. Yani zaten tanınan projelerde de yer aldım. İşte ödüller de aldım. Oturayım da denilebilirdi. Bu nedir? Yani işte o multidisipliner oluyor bazı sanatçılar, bazı insanlar. Yani birden fazla karpuz taşıyabiliyorlar koltuklarının altında. Bu da bir zenginliktir yani. Bugün bence Z kuşağı dediğimiz bu son kuşak da öyle mesela. Ben öyle izlenimler ediniyorum. Onlara da bir meslek yetmeyecek. Ayrıca bir meslek neden yetsin? Niye öyle olmak zorunda olsun? Birden fazla iş herkes yapabilir. Herkes yapmalı. Bence eminim herkes keşfetmeli. %100 şu anda yaptığı işin dışında bir şeyler daha yapabiliyordur mutlaka. Ben bir insanın sadece bir iş yapabileceğine inanmıyorum. Hepimizin elinden gelen bir sürü iş vardır bence. Bunları keşfetmek, bunları hayata geçirmekle ilgili bir durum bu sadece. Bir de ben yeteneği her zaman bir bütün olarak görürüm, bir paket olarak görürüm. Bana öyle gelir her zaman. Bir insan yetenekli ise tırnak içinde birden fazla şeye yetenekli olduğunu görüyoruz. Yani öyle olduğunu görüyoruz. İyi de yemek yapar. İyi de bilmem şiir yazar, iyi de oynar, iyi de... Yani bunlar bir arada hep olabilir, kol kola olabilir. Bütün bunların içinde bir geçirgenlik var birbirlerine geçen. Odalar sanki bunlar birbirlerine açılan. Hı hı. Ben öyle düşünürüm yani yeteneği bir bütün olarak düşünürüm. Büyük bir ev olarak düşünürüm. Onun içinde bir sürü açılan odaları var. Herkes odalarını keşfetsin. Kilitli odalarını açsın, bulsun. O basement'taki, o aşağıdaki kömürlükteki ışığı bir yaksın. O ışığı yaksın içeride görsün neler var. Bir sürü şey var içimizde. Hı hı. Onları keşfetmekle ilgili bir şey yani. Bir de sizi zorlar böyle şeyler. Durduk yere olmaz. Hı hı. Yani yazmamak elinizden gelmez. Resim yapmamak elinizden gelmez aksini yapmak. Öyle bir hal alırsa, öyle tezahür ederse kendi içinizdeki durum. Zaten siz onu kendini yaparken bulursunuz. Hı hı. Yani okay. Oturup bir gün ben resim yapayım diye karar vermez insan. Ama yani biraz da tabii hayattaki duruşunuzla da ilgili bir durum bu. Yani siz daha anlamlı bir hayatta yaşamak istiyorsanız sorguluyorsunuzdur. Bunun karşılığı evet, bu. Olarak. Yani siz hani tek bir yolculuk yapmak kolay bir yolculuk. Ama siz farklı farklı işte sanat disiplinlerinin içinde daha renkli bir yolculuk yapmayı tercih ediyorsunuz. Yani ben
Yani bu çok güzel bir şey. Yani yoksa tek tipte durup tek bir yolculuk ve gayet başarılı bir işte ünlü popüler bir oyuncu olarak kalmak da bir tercih diyeyim yani. O yüzden sizin tercihiniz çok güzel ya da sorgulamanız. Ya ben bu hayatta vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Vaktimi de güzel geçirmeye çalışıyorum kendimce. Kendi meşrebimce. Benim için bu kadar basit bir yer. Çünkü doğumdan ölüme bir yol bu yürüdüğümüz. İşte bu yolu yürürken kim zaman birbirimizin kollarına giriyoruz. Kimisi kesiliyor, ben daha yavaş yürüyeceğim diyor. Öbürü tamam o zaman ben biraz hızlanıyorum diyor falan filan. Bir yürüyüş bu yani. Ben de bu yürüyüş içerisinde, yani burada bir zaman geçirmek, burada da bir vakit geçirmek olarak tarif ettiğim şeyin içinde olabildiğince vaktimi mutlu olduğum, beni mutlu eden şeylerle geçirmek istiyorum. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Hı hı. Ben önce kendi mutluluğumun peşindeyim. Hiç sosyal bir derdim yok. Hı hı. İlla yani bir şey anlatayımın dışında bir şey bahsediyorum. Tabii ki bir şey anlatınca da bir şey anlatmış olmak beni mutlu ettiği için gene orada ortak paydada buluşuyoruz. Ama kesirin altında üstteki rakamlar değişir. Ama kesirin altında vardır ya, ortak payda dediğimiz. Orası mutluluk. O beni mutlu eden şey. Yani aslında tabii saçımızı taramak, bir şeye uyumlu giymeye çalışmak, o çabaları sarf etmek, makyaj yapmak falan. Bunların hepsinin altında kendini mutlu etme, mutlu hissetme var. Burada da şöyle bir şey, yani mutsuzum deyip de, yani şimdi genel tabii ki de şöyle, mutluluğu çok kişisel düşündüğün zaman mutlusun, ama evrensel boyutta düşündüğün zaman zaten mutsuz bir dünyanın içindeyiz. Evet. Yani dolayısıyla orada kendini mutlu etmek adına, yani mutsuzum diyenlere çok güzel bir örnek verdiniz. Kendini ne mutlu ediyor yolculuğuna çıkarsanız, ya bu sanatın herhangi bir dalı da olmak zorunda değil. Bir yürüyüş de olabilir ya da güzel bir yemek de olabilir. Tabii sanatın icracısı olmak zorunda da değilsiniz. Çok iyi, profesyonel sanat alımlayıcısı olabilirsiniz. Bu çok değerli. Bütün tiyatroları takip eden, bütün filmleri takip eden, plastik sanatları seven, müzelere gitme gayreti gösteren profesyonel bir izleyici olabilirsiniz. Bu da sizin dünyanızı, hayatınızı çok zenginleştirir. Yani sanat iyileştiren bir şey diyoruz. Aslında sanat mutlu eden bir şeyi de katalım şimdi bu sohbetin devamında. Öyle. Çünkü iyileşince de iyi hissetmek de mutlu hissetmek haliyle çok kardeş. Kesinlikle öyle. Şiir demişken şimdi hani böyle şiirsel çok güzel tanımlamışsınız ya manifestoda da bu distopyanın. Ama şiir kitabınız var biliyorum ve şiirle resmi birleştirme gibi bir proje olsa böyle bambaşka bir şey, çok heyecanlanırım gibi geldi. Böyle yine farklı bir proje bir şey olabilir mi? Ya da nasıl birleşir? Olabilir. Olabilir. Şu anda bunun üzerine biraz kafa yoruyorum son günlerde. Yazdığım küçük haikularla plastik sanatları birleştirmek, belki dijital bir şeyler yapmak. Boyayla değil de daha dijitalle haikuları birleştirmek üzerine bir işler kurgulamak, planlamak arifesindeyim diyebilirim. Çok güzel. Peki resim, şiir ya da diğer dallar, yani şöyle bir tanımlama yanlış olur ama yani sanatçı tanımlaması doğru bence sizin için. Çünkü diğer alanlarda da üretim yaptığınız için diyorum. Ama öncelikle bunların içinde, ya hep bu komik sorudur ama sormak zorundayım yani. Hani oyuncuyum mu ben durumu var, yoksa siz ayırmıyor musunuz? Ben Güven Kırıcım, kim nasıl tanımlarsa mı diyorsunuz? Çok kutulara koymak istemiyorum. Hı-hı. Yani böyle kutu koyup üzerine etiket koyup bu yapmak istemiyorum. Burada hep kendi içinde bir geçişkenliği olan Güven Kıraç aslında. Yani esasında işin özeti güven. Güvenin yolculuğu bu yani. İşte bu hayattan geçerken o mesleği seçmiş, onun mensup olmayı bir şekilde becermiş, başarmış. O meslek içinde güzel yerlere gitmiş. Hem sahne üzerinde hem kamera önünde gönenmiş, maddi ve manevi olarak bu karşılıkları hayatında ne şükür ki bulmuş. Bir taraftan da şiire bulaşmış, kendi meşrebince resme bulaşmış. Hep kendini nasıl daha iyi ifade edip daha mutlu nasıl hissedebilirim peşinde bir yolculuk süren güvenim hikayesi.
Ama ressam kimliğiniz, oyuncu kimliğiniz, yani oyunculuğunuzu çok güzel zenginleştiriyordur diye düşünüyorum. Şimdi görsel düşünüyorum hep dediniz ya. Bu anlamda hani katkısı ya da zenginleştirmesine dair de bir şey. Çünkü hani artık görsel, daha görsel bakıyorsunuz, daha renkli bakıyorsunuz gibi de bir durum var. Tabii diyorum ya, bunların arasında bir geçişkenlik oluyor. Yani şiirle ilgili olmak resme, resimle ilgili olmak sahneye, sahneyle ilgili olmak resme, hepsinin birbirine transformasyonları, hepsinin birbirine etkileri muhakkak oluyordur. Şüphesiz oluyordur. Dolayısıyla bütün bunların avantajlarını da bütün bu dolanım sırasında, dolaşım sırasında yaşamaya çalışıyorum elbette yani. Şiirle ilgili olduğum için belki resimlerin isimlerinin o kadar benim tarafından önemsenmesi ve öyle özellikle ve incelikli isimler koyma çabası oradan kaynaklanıyor muhtemel ki. Aktör olduğum için de, bir aktörlük mesleği de çok volümlü ve çok geniş bir meslek aslında. İçinde her şeyi barındırıyor. Biz işte ressam da oluyoruz, doktor da oluyoruz, pilot da oluyoruz, serseri de oluyoruz, din görevlisi de oluyoruz, travesti de oluyoruz. Her şeyi oluyoruz. Ne muhteşem bir şey bu. Muhteşem. Yani muhteşem bir şey. Müthiş bir şey. Ben bunu keşfettiğim an zaten bunu bırakmam dedim. Ta lisede. Lisede tiyatro koluna girdim. İlk bir oyun çalıştık. Cevat Fehmi Başkurt'un Göç diye bir eserini. Orada Kapıcı'nın yeğeni Ahmet diye bir rol oynadım. El ele tutuştuk, selam verdik. Bütün veliler meliyle alkış kıyamet. Dedim ki bu muazzam bir şey ya. Ben bunu bırakmam yani. Bu müthiş bir şey. Meslek gibi değildi o. Yani bir hissi bırakmak istemedim. O hissi, o duyguyu bırakmak istemedim ben. O duyguya hep sahip olmak istedim. Hep o duygu benimle olsun istedim. Hayatım boyunca bana eşlik etsin. İyi ki de bırakmamışsınız, ama bir de şöyle de bir şey var. O kendini, yani o bir şans mıdır ya da sizin yine tercih ettiğiniz bir yolculuk mudur, ama bütün böyle oynadığınız filmlere, dizilere baktığınız zaman orası da rengarenk. Luna Park gibi. Yani tek tip rollerde değilsiniz. Herkesin sevdiği başka karakterde bir Güven Kıraç var. Herhalde bir oyuncu için bu hem çok güzel bir şans, hem çok güzel bir doyum ve çok güzel bir serüven diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de bunun böyle olmasına özellikle ihtimam gösterdim. Özellikle buraya bir mesai harcadım. Hep daima bir önceki rolümden kilometrelerce uzakta bir karakter oynamayı seçmeye çalıştım. Ne kadar seçebiliyorsa bizim gibi ülkelerde aktörler. Çok da bazen çok mümkün olamıyor bu işler. Bir de hep böyle toplumsal olarak sizi bir yere hapsediyorlar. Yani istiyorlar ki hayatınız boyunca siz domates güzelini oynayın mesela. İşte Ayşen Guruda'ya yaptık. Sevgili Ayşen Hanım'a. Yani hep bir yerde klişelerle ilerlensin isteniyor. Bir yerde bir şeyi çok iyi oynadığınızda hep onun remake'ini, hep onun devamının benzerini yapın istiyorlar. Öyle satın almak istiyorlar. Ben de hep risk almayı, hep değişmeyi, değişimi birinci derece öne koymayı tercih ettim. Çünkü ancak o zaman mesleğimi gerçekten icra ettiğimin ayrımına ve zevkine, keyfine varabilirdim. Bertolt Brecht'in hep söylerim, çok sevdiğim bir lafı vardır. Oyunculara ithafen bir şiiri vardır. Çıkın gün ışığına değişebilenler der. İşte değişebilenler anahtar kelime. Biz değişebildiğimiz için bize bir takım insanlar para ödüyorlar. Gel şimdi bana burada şuymuşsun gibi davran, buymuşsun gibi davran diyorlar. Bizim de o melekemiz geliştiği için biz de gidiyoruz o paraları alıp oymuş gibi, buymuş gibi, işte ne bileyim pilotmuş gibi, doktormuş gibi davranıyoruz. Onu da ne kadar iyi yapabilirsek o kadar iyi karşılık alıyoruz. Güven Kıraç'ı unutturmakla ilgili bir iş yapıyorum ben. O yüzden mesela daldan dala geçiyorum, affedersin, ama o yüzden çok talk show'lara gitmeyi de sevmem. Güven Kıraç'ı ortalıkta tedavülde çok gezdirirsem, oradan oraya, oradan oraya, her seferinde onu unutturmam çok zorlaşır. Evet. Çünkü işin özü de tamamı da budur. Buradaki de mi bu ya? Aa, takvadaki din görevlisi Güven mi ya? Oo, tanıyamadım, bu kadar sakal falan. Aa, buradaki travesti de mi o? Vay arkadaş, bunun peşindeyim.
Ama bir taraftan da şöyle bir şey var, açılışta söylediğim Güven Bey, normal hayatta da kendisi gibi kalabilen az aktörlerden de birisiniz. O çünkü şey, bir şey dediğiniz gibi yani çok acayip bir meslek yapıyorsunuz yani. Herkesin böyle hayranlıkla baktığı çok etkileyici bir şey yani. Üzerine hem para alıp hem alkış alıyorsunuz hem tanınıyorsunuz. Oradan o kişilikten o bambaşka bir şeye gerçek hayatta da dönüşmek, o ince bir sınır ya da çizgi ya da başka bir şey. Bu anlamda da kendisi kalabilen ülkemizde çok az insan var diyebilirim nedense. Evet Cüneyt, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendim kalmaya çalışıyorum herkes gibi. Ama zor bir meslek. Yani gerçekten çok zor bir meslek. Çok yorucu bir meslek. Oynamak kısmı ayrı yorucu, icrası. Arka kısmı ayrı. Bir de buranın yönetilmesi gerekiyor çünkü. Yani bu tarafı doğru da yönetmek de gerekiyor bir taraftan. Neye evet diyeceksin, neye hayır diyeceksin. Aslında bir yerde söylemiştim, daha çok hayır dediklerimiz de varız. Evet dediklerimizden ziyade. İşte buraların dengesi, yaşam koşulları, maddiyat, para, bütün bunlar zor yerler oyuncular için. Sadece benim için değil, bütün oyuncular için. Hangi döneminizi yaşıyorsunuz desem, şimdi birisi olmasa daha renkli, daha gülerek bir şey diyebilirdik. Hani şu an içinde bulunduğumuz dünyada çok böyle ipin ucunda yaşıyoruz, garip bir şeyin içindeyiz, ama siz nasıl bir döneminizde yaşıyorsunuz ya? Yani en güzel dönem mi diyeyim? Ben öyle görüyorum da. Çok keyifli bir dönemimde yaşadığımı düşünüyorum ve hissediyorum. Çünkü üretimlerimi çok arttırdım. Enerjimi hiç kaybetmedim. Pandemide hiç o kadar derin, büyük bir pesimizme girmedim. Evet, ben de herkes gibi önce büyük bir şaşkınlıkla, sonra yerini kaygıya bıraktı, endişeye bıraktı. Ama bütün bunların içinden sonra kendi çıkış yolumu bulma, resimle buradan biraz kurtulma falan derken, yani ben şu anda evet çok parlak bir dönemden geçmediğimizin idraki içindeyim, ama enseyi karartmıyorum. Ve ben kendimi üretken olduğum iyi bir dönemde yani hissediyorum. Bana iyi geldi valla. Ne güzel. İyi geldi. Mesela çok güzel zayıfladım da, bir sürü insan kilo aldı. Çünkü eve kapanınca işte sıkıntı mıkıntı, herkes kendini doğal olarak yani belki yemeğe verdi. Çünkü oral da bir şey oluyor insana. Tabii. Sıkıldığında falan insan, bazıları da kendini ancak bir şeyi ısırarak tatmin ediyor. O Tabii. sıkıntısını gideriyor. Ben oraları da iyi yönettim. Pandemide belki de zayıflayan ender insanlardan oldum. Ne güzel. Yani her bakımdan kendimi enerji olarak çok daha iyi hissediyorum ben. Biz bir şöyle Olarak. içsel olarak. Şöyle bir şey, ya ben sizinle yolculuğa, ya Erkan Can ve sizle birlikte yolculuğa çıkmayı çok istiyorum. Yani son olarak buna değinmek de inanılmaz güzel bir proje. Yani tekrar tekrar izliyorum. Yani çok güzel bir gezi programının içinde buldunuz, ama program gibi de değil. Birlikte acayip eğleniyorsunuz. Ya ben orada olsam falan, ben de eşlik etsem diyorum. Çok güzel bir proje oldu. Ya Teşekkür ederiz. sizle yolculuk yapmak çok güzelmiş bence. Bir de ben şey, Bursalı olduğum için Erkan Can, siz soruyorsunuz sürekli Tabii. Bursa'ya benzetiyor falan. Biraz da böyle arada içselleştiriyorum falan. Siz neler dersiniz? Yani şunu söyleyeyim, program bir kere çok sevildi. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir karşılık buldu. Çok güzel geri dönüşleri var. Dijitürk'te toplantıya gittiğimizde onlar da bize ifade ettiler ki, yani biz normalde reytingde görünmüyoruz ama kendi ölçümlerimiz var. Sen de bilirsin televizyonculuk yaptığın Tabii. için. Biz bütün Dijitürk'ün içeriklerinin içerisindeki en birinci programınız olduğunu size söyleyebiliriz dediler. Bundan da ayrıca büyük bir mutluluk duyduk. Yani buradaki şey, zannediyorum ki sevgili Mutlu, samimiyet aslında. Yani çok dile kolay bir şeydir samimiyet. Yani herkes samimiyetten bahseder ama yani artık çağ da o zaten. Yani bu YouTube'da da, bütün bu çocukların çektiklerinde de işte YouTuber'lar şunlar. Orada samimi ise, gerçekse, gerçeğe çok yakınsa, gerçekse karşılık buluyor. Artık fake bir şeyi, oyun olan bir şeyi falan filan, böyle estetize edilmiş, dramatik bir şeyi çok yutturacağımız bir dönemde değiliz. Artık samimiyet geçer akçe. Bu işlerdeki de, bizim işlerdeki de, bu gezi programındaki de ana mesele
Hakikaten onun çok büyük bir samimiyetle yapılıyor olmuş olması. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Kamerayı açıyoruz. Ne metin var, ne bir şey var. Gelişine topa vuruyoruz diyeyim sana amiyane tabirle. O sohbet birbirini açıyor. Bir yerde bir hatalı bir şey söylüyoruz. Mesela montaj diye bir şey elimizdeyken, makas elimizdeyken, hayır oraya atmıyoruz. Kamerayı tekrar çalıştırıp, biraz önce bunu söylemiştik, bu da böyle değilmiş, bu da böyleymiş doğrusu. Siz bize inanmayın, siz araştırın. İşte o kısmına geri vites diyoruz. Yani bütün bunların, herkesin gerçekten kameraların açık önünde olması ve samimiyetle olması çok çalıştı. Çok karşılık buldu. Peki şunu, yani kıskandığım durum güvenmeyi, tabii öyle, benim televizyon kanallarında öyle bir gücüm olmadı yani maalesef ki, ama ikinizi bir araya getirmek nasıl oldu? Yani keşke ben yapabilseydim dediğim proje, tabii televizyoncu olarak kıskandığım da bir proje. Yani içinde olmak isterdim. Yani şöyle oldu, ilk defa biz Blue TV için Erkan Can'la birlikte bir Küba çektik. Küba'nın 3 ayrı şehrine gittik. Santa Clara, Trinidad ve Havana. İlk onunla başladı. Bize Gezmek Olsun koyduk programın adını. Bize Gezmek Olsun çok çok sevildi. Ve o Küba zaten büyüleyici bir atmosfer, büyüleyici resimler. Yani Küba'ya kim gitse hep bakarız, yani hepimiz bakarız. Ama bizim de işte ilk hamur maya orada bir tuttu. Oradan bir şey aldık. Güzel, övgülü bir geri dönüş aldık. Sonra bunu devam ettirelim fikri Küba ile başladı. Ondan sonra şeyle Vedat Atasoy, yapımcımız ve yönetmenimiz, zaten İSTV'nin de kuruluşundan itibaren İSTV'de olan ve oranın bir sürü içeriğini çeken sevgili Vedat'la olan özel dostluğumuz ve Vedat'ın bize inanması ile bu bir proje olarak Dijitürk'e evrildi. Ondan sonra da o yurt dışı seyahatleri başladı. Onlar da çok büyük bir samimiyetle sevmiş, karşılık aldı. Sonra pandemi çıkınca ne yapalım ne yapalımdan şeye geldik, karavan programına geldik ve onda da Bozcaada'dan yukarıdan Çanakkale'den girdik. Bütün kıyı kıyı, Türkiye haritası gözünüzün önüne gelirse, aşağıdan böyle İzmir'den inip Bodrumlar, Akyaka'lar, bilmem işte Kaş, Patara falan, oradan çıktık. Bir karavan programı gerçekleştirdik. O da çok sevildi. Şimdi işte bütün bunların devamını bekler hale geldi insanlar da. Çünkü sokakta falan her yerde bunlarla ilgili şey alıyoruz. Beklenti. Kesinlikle. Şimdi onların planlaması içindeyiz. Ümit ediyoruz ki Eylül ayında ya da Ekim ayında gene bir seri pandemi izin verdiği ölçüde kurallara uyarak yeni programlar, yeni bölümler çekeceğiz. Hı hı. Ya partnerinizi tanımlamak çok zor. O da nevi şahsına münhasır biri, ama bir Erkan Can'ı arkasından atar mısınız? Duygunuzu ya da duygusal cümlelerinizi mi duyalım? Bir şey söyleyin de isterim. Sonra da son projelerinizi soracağım. Doyamadığım evet, için sohbete. Erkan Can'ın yüzüne de söylüyorum, arkasından da konuşuyorum. Yani o benim için çok kıymetli bir yerde. Çok özel bir ruh, özel bir insan, nevi şahsına münhasır denilen, gerçekten öyle bir insan. Onunla seyahat etmek, onunla yılın büyük bir bölümünü geçiriyorum ben, bakma. Yani bir bakıyorsun, ben hani eşimden daha çok Erkan abiyle beraber, o da öyle aynı şekilde. Bir de insanlar birbirini seyahatte tanırlar. Tabii. Ve seyahat kolay bir şey değildir. Bütün bunları biz birlikte yaşıyoruz. Son derece saygın bir şekilde, abi kardeş şeyini, dozunu hiç kaybetmeden, birbirimize olan güvenle, birbirimizin gözüne bakıp da birbirimizi artık çok iyi anlayacak durumdayız. Biraz Hacivat Karagöz yapıyoruz diyebilirim. Biraz Kavuklu Pişeker yapıyoruz diyebilirim. Bu bir proje zaten. Bu proje istediğimiz gibi, bizim planladığımız gibi çok şükür gidiyor. Sağlığımıza el verdiği müddetçe de bu gidecek. Ne güzel. Özel ruhlar zaten birbirini buluyor. Ben de çok mutlu oldum. O duygu, o enerji ekrandan izlerken bana geçiyor ve sizle geziyor gibi hissediyorum. Ve gerçekten kendi kendime güldüğüm falan çok programınız oldu yani. Teşekkür ederim. Biz bununla ilgili çok gerçekten bir böyle oyuncu arkadaşlarımdan, sanatçı arkadaşlarımdan telefonlar aldık. Bir tanesi dedi ki, Güvencim bir Kavala bölümü seyrettim. Kavala'yı hiç görmüyoruz ama aramıyoruz da. Yani şimdi bir de böyle bir tarafı var. Yani biz çünkü gezdiğimiz yerleri anlatmaktan azade kılıyoruz kendimizi. Çünkü onu yapanlar var zaten. Orayı güzel güzel anlatan, tarihçesinden bahseden insanlar var zaten. Öyle de yapmak mümkün.
Ama biz öyle yapmayıp böyle kendi meşrebimizce yapınca o zaman gezdiğin yerin, gittiğin yeri göstermenin falan da bir önemi kalmıyor. Aslında biz bir walk show yapıyoruz. Öyle diyeyim. Kesinlikle doğru, yani, evet. Evet, bir talk show değil ama bir walk show yapıyoruz. Yürüyerek sohbet ediyoruz ve arkamızda Portekiz oluyor, Lizbon oluyor, Almanya oluyor, İtalya oluyor. Onlar fon değişiyor. Biz yürüyerek konuşuyoruz. Şahanesiniz. Yani bu dönemde en azından bu kadar böyle mutsuz hissettiğimiz dönemde bizi iyileştiren programlardan biri oldu. Yani ben buradaki izleyenlere söyleyeyim, yani Dijitürk'te bütün kayıtları var, izlesinler. Gerçekten mutlu oluyorsunuz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi o zaman 7 Eylül'e kadar, ama zaten 6 Eylül yani bu sergi ne? Bu sergi nereleri gezecektim? Uzatıldı mı? Ya uzatılmadı, çünkü benden sonra gelen sanatçı arkadaşımızın hakkına tecavüz etmemek ve onun da heyecanını öldürmemek için. Dolayısıyla böyle bir karar alınmadı. Doğru ve haklı bir karar da bu. Şimdi o sergi yani distopya yolculuğuna devam edecek. Viyana'da olacak distopya sergisi. Sonra Berlin'de olacak. Sonra da Kasım ayında İstanbul'da olacak. Of, şahane, çok evet. Güzel. Olacak. Süper. Aynen. Peki televizyon ya da dijital platform ya da sinema filmine dair projeler var mı diyeyim size son olarak? Çok var, okuyorum. Menajerimle birlikte değerlendiriyoruz. Evet dediğimiz bir şey henüz daha yok. Bir takım ihtimaller var. Onlar netleşmediği için zikredemiyorum. Ama bu sene gene televizyonda bir iş yapacağım. Belki birkaç tane iş yapacağım. Bir tanesi oyunculuk, bir tanesi başka bir şey olacak. Bir de Erkan Can'la olan tabii programımız zaten olacak. Onun dışında bahsediyorum ben tek başıma yapacaklarımda. Birkaç işle birlikte televizyonda gene varlığımı sürdüreceğim bu sene. Sinema filmleri de okuyorum. İşte beğendiğim, beğenmediğim, senaryolarla ilgili sıkıntılar yaşadığım için çok söyleyebileceğim bir şey yok. Çok özledik sizi. Sinema filminde izlemeyi çok isterim. Ama şöyle de bir şey var. Hani zaten bilenler çok iyi biliyorlar ama ben kendimce de söyleyeyim. Herhalde sizin sinema filmleriniz bakıp usanmadan izlenecek güzel ve özel farklı projeler arasına girdiği için zaten izlemeye de devam ediyoruz. Güzel filmlerde tekrar sizi izlemeyi de heyecanla bekliyorum diyeyim. İnşallah beni onore ettiğiniz için, böyle bir söyleşi teklifinde bulunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Güven Bey. Sizinle böyle bu şekilde de buluşmak benim için çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Herkes kendisine iyi baksın. Evet. Bir kere resim çalışmalarınız için duygunuza, kaleminize, yüreğinize sağlık diyeyim. Çok teşekkür. Hayatımıza kattıklarınız için de tabii her alanda zenginleştiğimiz için ayrıca teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. İyilikler diliyorum. Sağ olun. Sevgiler. Hoşça kalın.